Adsız Çeşme Metni Cevapları ve Soruları Yıldırım Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25 Erdemler Teması Adsız Çeşme Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 20 Cevabı Metne Hazırlanalım Soru İyilik Yapmak Nedir? İyilik Nasıl Yapılır? Cevap, iyilik yapmak, çevremizdeki insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, herhangi bir varlığın yardıma ihtiyaç duyduğunda, zor durumda kaldığında yanında olmak, yardımcı olmak, sıkıntısını gidermektir. İyilik, insanın içinden gelerek ve karşılıksız bir şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir karşılık veya çıkar bekleyerek yapılan iyilik gerçek bir iyilik değildir. Soru, aşağıdaki görselleri inceleyiniz ve görsellerin vermek istediği mesajı belirleyiniz. Cevap, bu görsellerden iyiliğin sadece insana yapılmadığını ve pek çok farklı yolla iyilik yapılabileceği mesajını çıkarıyorum. Soru, iyilik kavramını nasıl tanımlarsınız? Cevap, iyilik kavramını herhangi bir karşılık beklemeden birilerine yararlı olmak şeklinde tanımlayabilirim. Soru, sizce herhangi bir kişiye karşılık beklenerek yapılan yardıma iyilik denebilir mi? Cevap, bence herhangi bir kişiye karşılık beklenerek yapılan yardıma iyilik denemez. Bu, iyilik değil çıkarcılık demektir. Soru, bir iyilik yaptığınızda ya da size bir iyilik yapıldığında neler hissediyorsunuz? Açıklayınız. Cevap, birisine iyilik yaptığımda manevi bir zevk duyuyorum, çok mutlu oluyorum. Bana iyilik yapıldığında o kişiye teşekkür ediyorum ve ona karşı şükran hissi yaşıyorum. Okuyalım, Adsız Çeşme, şiirini noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma sırasında ses tonunuzu şiirin yansıttığı duyguya uygun olarak ayarlayınız. Şiiri okurken beden dilinizi doğru kullanınız. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 21 Cevabı Adsız Çeşme Bir Yaz Günü iki kardeş Yürüyüşe çıkmışlardı. Fırın yakmış gökte güneş. Ateş gibi sıcak vardı, yürüdüler, çok gezdiler. Susuzluktan pek bezdiler, zehir oldu bu hoş gezme. Bereket ki bayılmadan. Buldular bir eski çeşme. Su akıyor olundan, can attılar yana yana. Su içtiler kana kana. Bulmuşlardı yeniden can. İkisi de soruyordu. Bu çeşmeyi kimdir yapan? Yürekleri minnet dolu, yazılıydı bir tek isim. O da silik, kim bilir kim, iyilik bir su, bırak aksın. Gönül denen bu çeşmeden. Sen de böyle yapacaksın. Hiç karşılık beklemeden, su yerine iyilikle dol. Yavrum, adsız bir çeşme ol. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Sayfa 22 Cevabı, Sözcük Çalışması. Soru, okuduğunuz şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen anlamlardan yararlanarak bu sözcükleri şiirden bulunuz ve noktalı yerlere yazınız. Cevap, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu. Minnet, karşılık beklenilmeden yapılan yardım. İyilik, sevgi, düşünüş, anma, hatır ve kalpte oluşan duyguların kaynağı. Gönül, bir şeyin akmasına yarayan üst yana açık boru, oluk, soru, okuduğunuz şiirin ana duygusunu belirleyip bu kavram. Anlamına uygun bir cümlede kullanınız. Cevap, şiirin ana duygusu, iyilik. Cümle, çevremizdeki insanlara iyilik yapmak bizi yüceltir, anlayalım, yorumlayalım soru. Aşağıdaki sorulan okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. Soru, 1. İki kardeş hangi mevsimde ve nasıl bir havada yürüyüşe çıkmıştır? Cevap, iki kardeş yaz mevsiminde ve çok sıcak bir havada yürüyüşe çıkmıştır. Soru, 2. Yürüyüş, kardeşlere niçin zehir olmuştur? Cevap, sıcak havadan dolayı çok yorulup susuz kaldıkları için yürüyüş kardeşlere zehir olmuştur. Soru, 3. Kardeşler neyi merak etmişlerdir? Meraklarını neden giderememişlerdir? Cevap, kardeşler, su içtikleri çeşmeyi kimin yaptırdığını merak ettiler ama çeşmedeki yazı silik olduğu için meraklarını giderememişlerdir. Soru, 4. Sizce şair gönüllerimizi neden çeşmeye benzetmiştir? Cevap, şair, nasıl bir çeşmeden hiç kesilmeden su akıyorsa gönüllerimizin de sürekli iyilik yapmasını istediği için gönüllerimizi çeşmeye benzetmiştir.
Soru, 5, şair, yavrum, adsız bir çeşme ol, sözüyle ne anlatmak istemiştir? Cevap, şair bu sözle yaptığımız iyiliklerde kendimizi belli etme, adımızı öne çıkarma gibi bir amacımız olmaması gerektiğini, yaptığımız iyilikleri gizli tutmamız gerektiğini anlatmak istemiştir. Soru, 6, adsız çeşme, şiirinin çocuklara öğüt vermek amacıyla yazılmış bir şiir olduğu söylenebilir mi? Cevap, evet söylenebilir. Şair, çocuklara iyilik yapmalarını ve bu iyiliklerinde bir karşılık beklememeleri gerektiğini öğütlemiştir. Soru, şair, iyiliğin için suya benzetmiş olabilir. Adsız çeşme, şiirinin şairi siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Niçin? Cevap, şair, nasıl ki su kesintisiz akıyorsa iyiliklerimizin de aynı şekilde sürekli olması gerektiğini anlatmak için iyiliği suya benzetmiş olabilir. Ben olsam iyiliği uçsuz bucaksız olduğu için gökyüzüne benzetirdim. Soru, sizce şair, şiire neden adsız çeşme başlığını vermiş olabilir? Siz olsaydınız bu şiire hangi başlığı verirdiniz? Niçin? Cevap, şair, şiirdeki çeşmeyi yaptıran kişinin belli olmaması, çeşmenin bir karşılık beklenmeden yapılması nedeniyle şiire bu adı vermiş olabilir. Ben olsam şiire iyilik çeşmesi adını verirdim. İnsanların sürekli akan su gibi iyilik yapması gerektiği düşüncesinden dolayı bu adı tercih ederdim. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 23 cevabı, soru, aşağıda verilen örnekten hareketle yaptığınız veya yapmayı düşündüğünüz iyilikleri ilgili kutucuklara yazınız. Cevap 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 24 cevabı, soru, aşağıda verilen grafikte bir ortaokuldaki öğrencilerin kardeş okullarına göndermek üzere topladıkları kırtasiye gereçleri ve kitap sayıları ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki sonuçlardan hangileri doğrudur? Doğru olan ifadelere D, yanlış olan ifadelere ise Y yazınız. Cevap 1. yanlış, 5 ve 6. sınıf öğrencileri, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden daha fazla kırtasiye gereci toplamıştır. 2. doğru, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bağış için topladıkları kitap sayısı daha fazladır. 3. doğru, toplanan kitap sayısı kırtasiye gereçlerinden fazladır. 4. yanlış, 5 ve 6. sınıf öğrencileri, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden daha fazla kitap ve kırtasiye gereci toplamıştır. Söz varlığımız soru, aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldığını belirleyerek ilgili kutucukları işaretleyiniz. Ateş gibi sıcak vardı, yazılıydı bir tek isim, o da silik, kim bilir kim? Cevap Konuşalım, anlatalım soru, öğretmeninizin denetiminde, gençlerin iyilik ağacı, projesinden hareketle okulunuzda bir iyilik hareketi başlatmak için beyin fırtınası yapınız. Daha sonra konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Gençlerin iyilik ağacı projesi kapsamında okulda bir iyilik hareketi başlatmak için şu fikirler öne çıkabilir. İhtiyacı olan öğrenciler için kitap ve kırtasiye yardımı. Okul bahçesinde çevre temizliği etkinlikleri düzenlemek. Yaşlılar için huzur evlerini ziyaret organizasyonları. Sokak hayvanlarına mama ve barınak yardımı. Bu iyilik hareketleri, öğrenciler arasında dayanışmayı artırır ve topluma fayda sağlamanın önemini pekiştirir. Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerim, gençlerin iyilik ağacı projesi beni çok etkiledi çünkü başkalarına yardım etmenin ve iyilik yapmanın toplumda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettim. Bu proje sayesinde, küçük bir iyilik hareketinin bile büyük bir etki yaratabileceğini gördüm. Özellikle yardımlaşmanın sadece insanlarla sınırlı kalmaması, sokak hayvanları ve çevre gibi konulara da duyarlılık kazandırması beni çok mutlu etti. Arkadaşlarımla birlikte bu tür etkinliklere katılmak, hem kişisel gelişimimize katkı sağlayacak, hem de topluma faydalı bireyler olmamıza yardımcı olacak. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları sayfa 25 cevabı. Soru, iyilik ve kötülük metnini okuyunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayıp iyilik kavramı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. İyilik ve kötülük yaşlı adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbiriyle boğuşup duran iki köpeği izliyordu. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtı ve 12 yaşındaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boğuşup duruyorlardı.
dedesinin sürekli göz önünde tuttuğu, yanından ayırmadığı iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için biri yeterli gözükürken niye ötekinin de olduğunu, hem niye renklerinin illa da siyah ve beyaz olduğunu anlamak istiyordu artık. O merakla sordu dedesine. Yaşlı dede, bilgece bir gülümsemeyle torunun sırtını sıvazladı. Onlar, dedi, benim için iki simgedir evlat. Neyin simgesi, diye sordu çocuk. İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynen şu gördüğün köpekler gibi iyilik ve kötülük içimizde sürekli mücadele eder. Onları seyrettikçe hep bunu düşünürüm. Onun için yanımda tutarım onları. Çocuk, sözün burasında mücadele varsa kazananı da olmalı diye düşündü ve her çocuğa has bitmeyen sorularına bir yenisini ekledi. Peki, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? Yaşlı adam derin bir gülümsemeyle baktı torununa. Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem, o. Soru, metindeki yaşlı adama göre beyaz ve siyah köpek neyin simgesidir? Cevap, metindeki yaşlı adama göre beyaz ve siyah köpek iyilik ve kötülüğün simgesidir. Soru, ben hangisini daha iyi beslersem, o, sözüyle yaşlı adam ne anlatmak istiyor? Cevap, yaşlı adam bu sözle insanların da içlerindeki iyilik ve kötülük duygularının hangisiyle daha fazla ilgilenirse kazananın o olacağını anlatmak istiyor. Soru, Sezai Karakoç'un, belki kötülükleri tamamen bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz. Sözünden hareketle iyiliklerin nasıl çoğaltılabileceğine günlük hayattan örnekler veriniz. Cevap, örneğin bir piknik alanında herkes çöpünü yerlere attıysa bizim de bunu yapmamız gerekmez. Biz en azından kendi üzerimize düşeni yaparak çöplerimizi biriktirip bir çöp kovasına atmalıyız. Bir kan davasında herkes tarafından birini öldürmeye zorlanan biri bu duruma karşı çıkabilir. Mahallemizde kimse tarafından umursanmayan yaşlı karı kocaya biz sahip çıkıp onlara yardım edebiliriz. Düşünelim, yazalım soru. Aşağıdaki özdeyişlerden hareketle bir özdeyiş de siz yazınız. Yazdığınız özdeyişin altına adınızı ve soyadınızı eklemeyi unutmayınız. Her iyilik, mutluluğa doğru atılmış bir adımdır. Vehbi Vakkasoğlu iyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü ise herkes. Cenap Şahabettin. Cevap. Karşılık beklenerek yapılan bir iyiliğin gerçekte kimseye yararı olmaz. Ferhat Ali Tarhan soru. Adsız Çeşme, adli şiirde ele alınan duygu, düşünce, hayal ya da olayları geliştirip yaratıcılığınızı kullanarak defterinize bir hikaye yazınız. Hikayenize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız. Cevap. Adsız iyilik bir zamanlar küçük bir kasabada, herkesin sevdiği Ali adında bir çocuk yaşardı. Ali, her gün okula giderken yolunun üzerinde eski bir çeşmeden su içerdi. Çeşmenin kim tarafından yapıldığını kimse bilmezdi, çünkü üzerinde yazılı bir isim yoktu. Fakat herkes bu çeşmeden su içer, susuzluğunu giderir ve yoluna devam ederdi. Bir gün Ali, bu çeşmenin kim tarafından yapıldığını öğrenmek için kasabanın en yaşlı kişisi olan dedesiyle konuştu. Dedesine, bu çeşmeyi kim yapmış, diye sordu. Dede, gülümseyerek cevap verdi. Bu çeşmeyi bir zamanlar burada yaşayan biri yapmış ama ismini gizlemiş. Çünkü yaptığı iyiliğin karşılık beklemeksizin, adı anılmadan devam etmesini istemiş. Ali o gün düşündü. Bir gün ben de büyüdüğümde, tıpkı bu adsız çeşme gibi iyilikler yapacağım ve karşılık beklemeyeceğim, diye karar verdi. O andan itibaren küçük iyilikler yapmaya başladı. Bazen sokaktaki hayvanları besledi, bazen de yaşlı komşularına yardım etti. Ama hiç kimse Ali'nin bu iyilikleri yaptığını bilmedi. Yıllar geçti, Ali'nin adı herkesin dilinde anılmasa da, kasabada hissedilen iyilik ve yardımseverlik ruhu her zaman var oldu. Çünkü Ali, su yerine iyilik akan bir adsız çeşme olmayı başarmıştı. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Yıldırım Yayınları Erdemler teması sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25 adsız çeşme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.